Bir hadis var. Çok ilginç bir hadis. Bir salavat getirelim. Allahümme salli aleyhi ve sellem. İlk kez okuyorum. İlk kez. Hazreti Ömer. Sa'd bin Ebi Vakkas. Kim bu? Kadisiye'de Kudüs'ü fetheden büyük komutan. Enne veccehe Nadb-i Muaviye'yi el-Ensari Hulvan bölgesine gönderdi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ordu komutanıydı. O kendi komutanını gönderiyor. Feli'u'ri ala savahibiha ve oradaki düşmana baskın yapacak ve orada huzuru tesis edecek. İlâ selesimye Faris. 300 atlıyla o bölgelere gitti. Fekaracu hatta tev Hulvan il-Irak. Hulvan diye bir bölgeye gitti. Irak tarafında. Fekaru ala savahib ve oradaki düzeni bozanlara müdahalede bulundular ve onlardan esir aldılar. Sonuç itibariyle Kudüs'ün huzurunu tesis ettiler. Bunun özeti bu. Feakbalu yesukunel ganime ve sebiye. Hatta edrekel asır. İkindi vaktiydi. Çok ilginç. Ve kâdeş şemsü en tağrub. O esirleri de böyle bir dağın vadisinde onları da kontrol altına aldılar. Güneş de batacak. Felce nadıl el ganime ve sebi ila sefhil cebel. Cebel dağ demektir. Sümme akame nadıl dediğimiz bu büyük komutan. Hazreti Ömer'in ordu komutanı Sa'd bin Ebi Vakkas Kadisiye komutanıdır ve Kudüs'ü fethetmiştir. Huzuru tesis etmiştir. Onun komutanı da Nadıl. Şimdi devamı çok acayip. Ezan-ı Muhammed'i okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fakat dediğimiz gibi ordu dağın vadisinde. Kendisi yüksek bir yere çıkıyor. Yani her tarafı açık. Ezanı okuyor ve mucibe minel cebel yücibuhu. Oradan bir ses geliyor. Kebberte kebiran. Çok yüce olan Allah'ı yücelttin. Kimden geldi? Ezan okunduğu için orada konuşulmaz. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelimetel ihlas. Bu ihlaslı bir kelimedir. Ya Nadıl. İsmini de söylüyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ezan okuyor. Devam ediyor. Huve din. O dindir ki huvellezî beşşerenâ bihi İsa ibn-i Meryem. İsa aleyhisselamın müjdelediği. Bak şimdi neyle karşılaşacaksınız. Ve alâ resî ümmetihi tekûmussâ'a. İsa aleyhisselamın dediği Hazreti Muhammed. İsa aleyhisselam müjdelemişti ve kıyamet de bu ümmetin üstüne kopacak. Kıyamet bu ümmetin söyleyin üstüne kopacak. Ne zaman kopacağını söylüyor şimdi. Yani merak ettiğiniz meseleyi şimdi onu söyleyecek. Hem de anlamış. Hani alessala tuğba limen meşa ileyha ve vazib aleyha. Haydi gel namaza. Mana o. Allah'ın emrine, davetine gidip ona devam edenlere müjde. Sen Allah'ın davetine buradayım ya Rabbim dersen Allah da sana burada da cennet der. Cennete koyar. Burada değilim ben Allah'ın huzurunda durmam dersen Mevla Teala da huzuruna almaz. Peki hani alel felah. Hani alel felah demek gel kurtul demek. Eflaha men ecabe Muhammed. Hazreti Muhammed'in bu davetini Allah'ın emrine icabet eden kesin kurtuldu. Allah'ımız namazımızı hakkı ile kılmaya, aksatmadan kılmaya muvaffak eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. İhlas del ihlas. İhlasını tamamladın. Ya nadıl harramallahu cesedek aleyhine. Allah cesedini cehennemden haram kıldı. Ezan okuyanlar ne mutlu ya. Ne büyük sevaplar var bak. Böyle sesler geliyor demek ki duymuyor tabii. Daha sonra zaten ordular gidecek. Tekrar karşılaşalım bu olayla diye. 40 gün bekleyecekler. Bir şey çıkmayacak. Ama devamını okuyayım. Felemme feramin ezanihi. Nadıl bu büyük komutan ezanı bitirdi. Menente yerham. Allah'ın rahmeti üzerine. Sen kimsin dedi ya. Bakıyor etrafa. Kimse yok. Orduda ta aşağıda. Bir kilometre ötede tabiri caizse. Sen kimsin dedi. E melekün ente. Ya melek misin? Göremiyorum. Esâkü minel cinlerden misin? Göremiyorum. Av min ibâdi sâlihîn. Yoksa salih kullardan böyle tagi mekan yapan hani uçanlar falan oluyor ya. O dönemlerde bunlar oluyordu. Biliyorlar yani. Göremiyorum seni dedi. Allah'ın salih kullarından mısın? Uçuyor musun? Ne oluyor falan. Böyle şeyler de var yani. İmam Serahsi rahmetullahi aleyh Mebsut diye bir kitap yazdı. Talebeler dediler üstadım seni yatsıda göremiyoruz. Ya dedi sormasaydın söylemezdim ama dedi neyse bu akşam gel dedi. Ondan tuttu elinden kapat dedi gözünü kapat. Aç dedi Kabe'nin karşısında. İmam Serahsi olmuş bir vaka bu. İmam Azam'ın talebesidir. Ya şeytan uçuyor da Allah'ın dostları niye uçmasın ya? Nasıl uçar diyor. Şeytan Allah'ın laini değil mi? Cevap ver. Lanet ettiğini uçuran Allah, rahmet ettiği, kulum dediği, velim dediği. Ya bir gavura Allah özel uçak vermiyor mu? Dostunu niye uçurmasın biletsiz bedava? Niye o kadar ağırına zoruna gidiyor yani? Bu nasıl bir imandır ya? Devam edelim. Sesini duyuyorum, seni göremiyorum dedi. Sen kimsin? Şimdi buraya dikkat. Veftullahi veftu rasulihi veftu Ömer ibn-i Hattab. O konuşan daha kendini göstermedi. Sesini duyuyor, göremiyor. Dedi ki ben Hazreti Ömer'in komutanıyım. Buraya geldik. Burada bir operasyon yaptık. Allah'ın izniyle de başardık. Rabbim inşallah Orta Doğu'ya tam başarılı operasyonlar nasip eylesin. Amin. Ve orada huzurun tesis olduğu günleri göstersin. Amin. Kudüs'ümüze tam selamet nasip eylesin. Amin. Bu akan gözyaşları durur inşallah. Amin. Peki Hazreti Ömer'in ben komutanıyım deyince burada işler değişecek. Felakal cebel. Bir de baktı ki orada kocaman dağ. Hop dağ açıldı. Bildiğin kaya açılıyor. Peygamber diyor ya hadis-i şerif bu. Dağ açıldı diyor. Minha meke raha ebyad. Kocaman bir değirmen taşına benziyor. Böyle değirmi bir şey. Ondan sonra ya insan desek insan değil. Canlı desek tuhaf bir şey. Böyle bir saçları var beyaz. Bir de sakalı da var. Bir de böyle yün elbisesi var. Ama değirmen taşı gibi böyle acayip bir şey. Ve dışarı çıktı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Selam verdi. Biz de ve aleyküm selam diyelim. Deyin deyin.
Ve aleykümselam. Korkmayın, korkmayın. Ha, devamı çok ilginç bir şey. Ya, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh" dedi. Gördü onu. Bak, "Ve kunna ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh" biz de dedik. "Men ente yarım?" Ya Allah rahmeti üzerine sen kimsin dediler ya. "Ene Züreybin Bersla ve vasul abdissalih İsa ibn Meryem." İsa aleyhisselamı gördüm, yanındaydım. Onun ashabıyla buradaydık. İsa aleyhisselam bana emir verdi bu kayaya girmemi ve kıyamet günü devamında söylüyor. "İndiğimde de benim yanımda olacaksın" diye talimat verdiği kişiyim dedi. Ezan-ı Muhammedi'yi duyunca herhalde vakit geldi diye çıktım ama demek ki daha erkenmiş dedi yani. 600 yıldır bekliyor orada. Daha şu anda da bekliyor. Devamını okuyalım. Diyor ki İsa aleyhisselam beni buraya konaklandırdı ve uzun yaşamam için dua etti. Hızır aleyhisselam da uzun yaşıyor şu anda. Hızır aleyhisselam da yaşıyor. İdris aleyhisselam da yaşıyor. İsa aleyhisselam da yaşıyor. Yani arkadaşlar gördüğümüz şeyler, göremediğimiz şeyler var. Neler var bu dünyada? Sonra dedi ki "Bitulil beka ila nuzulihi minessema." Gökten ininceye kadar benim burada beklememi vasiyet etti dedi. Bazıları diyor ki İsa aleyhisselam inmeyecek. Sana mı soracak? İnecek ya. İsa aleyhisselam gelecek. İsa aleyhisselam inmeyecek, gelmeyecek diyen dinden çıkar, kafir olur. Ayet-i kerimelerde biz bunları tefsir kayıtları tek tek anlattık. Net olarak bu izahatlar, hadis-i şerifler mütevatir durumundadır. İsa gelmeyecek diyen aleyhisselatü vesselam kızıl kafir olur. Hiç iman miman kalmaz. Ha, burada da söylüyor. İsa aleyhisselam bana dua ediyor. Bak devamında neler var? Diyor ki ben İsa aleyhisselamın gelişini bekliyorum. Ancak diyor ki kıyamete yakın, İsa aleyhisselamın gelişine yakın. Fektulul hinzir ve yeksurul salib. İsa aleyhisselam geldiğinde hınzırı öldürecek. Bu bir Allahu alem bir temsili bir şey. Bütün haçı kıracak. Yani Hristiyanlık kalmayacak. Hadi oradan diyecek. Vuracak silleyi. İsa aleyhisselam gelene kadar bekleyeceğim. O haçları kıracak. Femma izâ fâte likâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha dedi ya. Ben Hazreti Muhammed'le görüşürüm diye bekliyordum. Kaçırdık demek ki onu dedi. Hazreti Ömer'i duyunca o zaman dedi Hazreti Muhammed demek ki ahirete ben onunla kavuşmayı bekliyordum dedi. Demek ki öyle bir işaret de almıştı. Ama orada Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Fekriyu Ömer minni selam. Hazreti Ömer'e benden selam söyleyin. Fekulü lehu ve Hazreti Ömer'e şimdi hızlı geçiyor burada. Diyorlar ya Ömer böyle bir olayla karşılaştık. Onun sana selamı var. Seddidu dost doğru olun diyor. Ve karibu birbirinize yakın olun diyor. Allah doğrulukta bizi daim eylesin. Birbirimize yakın olmaya muvaffak eylesin. Allah birlik beraberlik nasip eylesin. Fakat denel emr. Kıyamet çok çok yakınlaştı. Vaktir bihazel hisal elleti uhbirukum. Şu özellikler olduğunda kıyametin sabahı kapınızın önünde demektir. Ne diyor bu? Ya Ömer. İza zahret hazel hisal fi ümmetihi. Felharab felharab. O fitnelerden kaç. Kaç, kaç, kaç. Büyük tehlike. Bir. İlk maddeye bakar mısınız ya? Daha düne kadar bunu konuşmak çok edebe aykırıydı. Rumuzla konuşulurdu. Şimdiki ise en tepedeki adamlar konuşuyor. Neymiş? Bir. İzestaner rical biri. Erkek erkekle yetinecek. En tepedeki adamlar söylüyor. Memleketin yarısı peşine gidiyor. Bunların hepsi cehennemliktir. Benden söylemesin. Allah'ın ahkamını sen reddediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın ilk olacak iş erkek erkekle yetinecek ve şununla alakalı bir şu dernekler, mernekler uçuşuyor havalarda. Bu ne ya? Bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir ahlaka uymayan? Rusya bile, Putin bile "Ulan bu erkekliğe sığmaz" dedi ya. Gavur gavurluğuna sığdıramadı. Sen nasıl bu ülkeye sığdırıyorsun bunu ya? O yapılan işle alakalı ben bir konuşma yaptım. Bizi bir engellediler böyle diyemiyorum şimdi. Bak o kelimeyi kullanmıyorum ben. Erkek erkeğe işler. Ona bir kelime söylüyorlar. Onu desem hemen bizi engellerler. Bütün efendim sosyal yapıyı sıfırlıyorlar. Kapatıyorlar. Vay efendim. Niye vay efendim? Bak Rumuzlu konuşuyoruz ha. Cehennem çok yakın arkadaşlar. Kıyametin böyle ucunda geziyoruz şu anda. Ya ahlaksızlığın savunulması kadar. Ulan erkek o değil misin sen Allah aşkına? Şimdi bir şey diyeceğim burada. Bizim Resul Hoca vardı. Cübbeli hocamızın hocası. Ulan erkek değil misin? Kes bilmem neyini derdi falan. Yani bıyığını kısalt. Yani o manada. Resul Hoca konuşuyordu ya. Delikanlı adamdı. Allah nur içinde yatırsın. İzestane bir racı bir erkek erkeğe yetinecek diyor. Ve nisa bin nisa. O alacak iş değil. Kadın kadınla. Ya bu ne şeydir ya? Ve entesebu fi gayri münasibim. Bu da çok aklımı aldı. İnsanlar kendisine ait olmayan bir nesil. O benim babam diyor. Bu bazı yukarılarda falan dolaşıyor bu. Diyemiyorum. Bir yerlerde. Yok ben onun, o, efendi, onun bu şey oğluyum. Da, şunun oğluyum da DNA bilmem. Efterna yoksa RNA. Ne oluyor ya? Baba belli değil de. De belli değil. Ne dedi burada? Erkek erkeğe, kadın kadına. Adam kendi neslini başkasına istinad ediyor. Ya ne acayip bir şey. Velem yerham kebirahum sagirahum. Büyükler küçüklere merhamet etmeyecek. Küçükler büyüklere merhamet etmiyor. Ben bir ay olmadı. Bir tane delikanlı programa gidiyorum. Arabayı çektim. 14 yaşlarında ya var ya yok. Ağzında sigara. Şimdi indim. Yani bir görüntümde var da öyle cılız adam değilim yani. Ya deli evladım da benim o yaşta torunum var ya. Evladım dedim senin ciğerin bize lazım. Bu genç yaşta dedim. Bu ağzında sigara. Sigarayı da çekmiyor ağzından. Sigara içme dedim sen bize lazımsın. Bana karışamazsın dedi. Bu eğitim böyle terbiye veriyor. Yani öğretmen
diyenleri tenzih ediyorum. Gerçekten yani vatanperverler var. Ama çocuklara bir özgürlük diye bir saçmalık öğretiyorlar. Ya özgürlük, askeri sen özgür bırakırsan kışlada yatar. Doktoru özgür bırakırsan odada kalır. Ya insanoğlu başıboş olmaya gelmez. Niye terbiye veriyoruz? Niye eğitim veriyoruz? Niye efendim yani edebi ahlakı öğretiyoruz? Ya özgürlük dediğin sınırsız bir şey olabilir mi? İnsanoğlu kütüktür. Ha yok efendim birileri çok iyiyim diyorsa İsmail kütüktür. Ben bunu kendime alarak söylüyorum. Sana ne? İsmail kütük. Eğer İsmail Allah'ın ahkamını, peygamberin sünnetini, dindeki kuralları, büyüye küçüğe hürmeti ben öğrenmeseydim yontulmamış bir şey çıkardım ortaya. Bunu dinim bana öğretiyor. Eğer sen bir kütüğü olduğu gibi bırakırsan ondan bir şey çıkmaz. Kütüğün yamuk tarafını kesersin, düzeltirsin. Ondan sonra dümdüz olunca onu dörder santimde ayarsın, hır 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 ondan tahta çıkartırsın. İlk bakışta vurduğun gibi oradan kaput çıkar, buradan çaput çıkar. Yamuk yumuk bir tahta olur. Düzelteceksin. İnsanoğlunu da böyle özgürlükçü bir yapı. Bu nedir ya? Ne menen bir şeydir. Çocuk büyüğe saygıyı bilmiyor. Küçüğe efendim sevgi bilmiyor. Biz aldığımız terbiye gereği. Bu bana bir kötülük değildi ki. Çocukken hatırlıyorum. Büyüklerimiz yanımızdan geçince ayağa kalkardık. Gurur duyuyorum hala. 10 yaşlarında olsam da böyle pirifani büyüklerim yanımdan geçse de ayağa kalksam onlara hürmetin zevkini alsam. Vallahi onu yaşamak istiyorum. Şu anda 10 yaşıma gitmeyi ilk kez heveslenmişimdir. İstiyorsanız yemin edeyim. 10 yaşa gitmeyi şu anda heveslendiğim bir mesele. Büyükler yanımızdan geçerken onlar da selamu aleyküm derlerdi. Biz de adam yerine koydukları için aleyküm selam derdik falan. Yani o duyguyu yaşamak istiyorum. Çocuğa diyorsun ki yapma evladım, ciğerin bize lazım. Bana karışamazsın. Ben özgürüm. Medeniyet öğretiyoruz. Çağdaşlık öğretiyoruz. Uçuyoruz havalarda. Hadi bakalım. Ya komik duruma düşüyorsun ya. Üniversitelerin etrafında bar pavyon dolu ya. Yapma Allah aşkına ya. Artık bir özümüze dönelim ya. Edep, iffet, ahlak, asalet, vakar, namus, namus. Neslin annesi belli olsun, babası belli olsun. Bak ne diyor burada? Kıyametin adamları nesil arayacaklar diyor. Nesil o benim babam diyor. La baban değil o ya. Annesinin kimle gezdiği belli değil. Babasını arıyor. Ben demiyorum ya. Buradaki rivayeti tercüme ediyorum. Çocuk babasını arayacak diyor. Şu andaki durum ona benziyor mu, benzemiyor mu? Üniversitelerde 10 tane, 20 tane, 30 kişiyle gezip tozup böyle bulanık bir su gibi çocuk babasını arayacak gibi. Bu medeniyet falan değil. Bu millet kendine gelmesi lazım. Şu eğitimi düzeltmemiz lazım. Dertliyim ya dertli. Namus elden gidiyor. Din elden gidiyor. Vatan elden gidiyor. İşte buyurun. Bu hadis-i şerif. Ne diyor burada? Efendiler ve teallimu alimuhum. Allahu Ekber. Emri mübaruf. Terk edilecek. Nehyanil mülker. Terk edilecek. Küçükler büyüklere saygı göstermiyor. Büyükler küçüklere merhamet göstermiyor. Merhamet nedir? Onu edepli, iffetli yetiştireceksin. O merhamettir işte. Sonra bak devamı çok çok ürpertici bir şey söylüyor burada. Ve teallimu alimuhum. İlim öğrenenler dünyalık para kazanmak için öğrenecekler diyor. Hep ünvan. Şu ünvan, şu kariyer, şu ünvan. Ya ben fıkıh öğreneyim, tefsir öğreneyim, İslami ilimleri öğreneyim, Rabbimin dinini öğreneyim. Kariyer, ünvan, yetki, şuraya terfi, bu vesaire diyemiyorum ha. Dünyalık için ilim öğrenecekler. Allah için değil diyor. Ya bir şeyler söylemek istiyorum ama bilmiyorum nereye gider. Merak ederseniz özelde söylerim. Demeyeceğim burada. Çok da merak ettirmeyeyim. Rumuzu söyleyeyim. İlim ehli halkın içinde olur. Allah'ın dinini insanlara anlatır. Osmanlı'da en büyük ulema caminin kenarında oturuyor. Herkes onlara soru soruyor. Şimdi o ünvanlı bilmem efendim işte bilmem olanlar hiçbirini tanımazsınız. Hiçbiriyle böyle halkın içerisinde olmaz. Nedense bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Dünyalık için ilim öğrenmek. Öyle bir şey olabilir mi ya? Vestehafu dima kan dökmek çok basite indirilecek. Vettebeul heva arzunun peşine koşulacak. Ve ba'u din bi dünya. Dini dünyalık karşısında satacaklar. Ya cuma gidiyor, örtün gidiyor, iffetin gidiyor, vakarın gidiyor. Tamam da şu lazım, diploma lazım, işte şu lazım, bu lazım. Orada her şey gidiyor elinden. Mesela yani. Dini dünyalık karşısında satacaklar. Tamam da. Tamam da dediğin namus kalmıyor, iffet kalmıyor, edep kalmıyor, dinin kalmıyor, cuman kalmıyor, namazın kalmıyor, ibadetin kalmıyor. Tamam da. Ha tamam da peki. Ve fevvadun mesafi. Çok ilginç, süslü, yaldızlı Kur'anlar olacak diyor. Ama okunmamış Kur'an. Cırr. Orijinal. 10 senelik Kur'an hiç açılmamış. Yaldızlı Kur'anlar. Bu bile yazıyor ya. Sonra diyor ki ve zahraful mesafi. Camiler çok süslü. Ve harabul kulub. Kalpler yıkık. Ve azaru rüşa. Rüşvet apaçık. Aleni rüşvetler dönecek diyor. Ve şeyyidül bina. Yüksek binalar olacak diyor. Yüksek bina haram manasında değil. Bazen adres tarifinde şu yüksek binadan dön derler ya. Bu alamet yani. Kıyamete yakın. Arafat'ın yeşermesi. Onu da mesela söylüyor. O haram falan manasında değil. Alamet. Safa tepesinde binaların yükselmesi. Kralın melun sarayları var orada. Safa tepesinde. Kabe'nin tam karşısında baş kaldırır gibi böyle. Anladın? Vasaret tasallutu fahran. Dikkat.
Vasare olacak. Et-tasallut Türkçe'de kullanılır. Musallat, tasallut etmek. Saldırmak fahran, övünç kaynağı olacak. Saldırmak, yok etmek övünç kaynağı olacak. Şimdi bütün dünya toplanmıyor mu? Buyurun rivayete bak. Tasallut etmek, saldırmak, yok etmek övünç kaynağı olacak diyor. Şu anda ona medeniyet diyorlar, uygarlık diyorlar, çağdaşlık diyorlar. Ben demiyorum. Burada rivayet söylüyor. Saldırmak, tasallut etmek, musallat olmak övünç kaynağı. Vel-ina zenginlik, izzet olacak. Adam tepeden bakıyor dünyaya. Fakiri düşünmüyor. Peki, varakiben nisa es-suruç, kadınlar da eğerli atların üstüne binecek diyor. Kadınların mesela şoför mahallinde olması. Bu manada buna benzer rivayetler var. Kadın iffetini, vakarını koruyacak. Karşı karşıya gelince pek hoş olmuyor. Burada haramdır manası değil ama bunlar iyi alamet değil. Kadın örtünmesi, muhafaza etmesi, muvacihe edilmemesi. Yolda giderken Allah'ım bir kaza yaptı. Bu durumda üstü vesaire veya efendim lastik indi. Nasıl değiştirecek vesaire. Neyse. Burada din insanların asaletini, vakarını koruyor. Erkeği Allah eşine, annene, kızına hizmetçi kılmış. Samimi söylüyorum. Dinimiz diyor ki erkek yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Eşine ya eyyühellezine amenu erkek ku enfusekum kendini ve ehlikum ehlini koru diyor. Korumak neyle olur? Hizmet de olur. Allah erkeği hanıma hizmetçi yapmış. Ama kadın erkeğe böyle bir otorite kurmaya, ona hakim olmaya çalışırsa o zaman bu da asker komutana hakim olmaya çalışır. Tersine döner bu işler. Yapıyı bozmayacaksın. Şimdi esas meseleye geldik. Bu hadis-i şerif ilginç değil mi? Acayip bir şey. Bak devamı çok daha enteresan. Diyor ki 600 yıl beklemiş orada ya. İnne ba'de evsiya İsa ibn Meryem aleyhisselatü vesselam nezele zalikel cebel. İsa aleyhisselam bazı havari ashabıyla birlikte burada biz oturduk ve bana burada kalmamı ve ineceğim güne kadar beklememi vasiyet etti. Ben onu bekliyorum dedi. Kayboldu. Fenezele Sa'd bin Ebi Vakkas o ordu komutanı çok merak etti. 4000 kişiyle o vadiye geldiler. Ben olsam ben de giderim hakikaten ya. Bir görelim şunu neyin nesi bu? İsa aleyhisselamdan beri bekliyor ki şimdi hala da orada. O zaman 2000 sene oldu. İsa aleyhisselam inişi kıyamet bir 1000 sene sonra olsa ki herhalde bir 1000 sene daha vardır. Onu da söyleyeyim. Ben kıyametin yakın olmadığına inanıyorum. Allah bizi o günlere ulaştırmasın. Fi erbati alah minel muhacirin vel ansar. Hatta nezelel cebel erbaine yevm. 40 gün beklediler. 4000 kişi. Aynı o Nadıl Mübarek komutanın da ezan okuduğu yerde bütün nameli seslerle ezan okuyorlar ki belki bir daha konuşuruz ses falan gelir. Yunadi bil ezani. Bak ezan okuyorlar. Fi kulli vakit 5 vakit. 40 gün orada ezan okunuyor. Fela yara cevap. Gelen giden yok. Hala da yok. Böyle bir şeyler var. Şimdi şunu da bitireyim. Kıymetli arkadaşlar. Kurban olduğum Rabbim. Dünyada gördüğümüz havada kuşlar var. Denizde varlıklar var. Toprakta canlılar var. Toprağın üstünde debelenenler var. Toprağın içinde var. Dağların içerisinde dabbetül arz var. Bir okyanusta adada deccal var. Tesrip yesrip var. Bahsettiğimiz bu nadıl var. Yecüc mecüc var. Gibi Rabbimizin yarattığı farklı varlıklar var. Anlıyoruz ki yani Rabbimizin yaratmasının sınırı yok. Bunlar bildiğimiz, bilemediğimiz. Bunu söyledim. Başka evrenler, alemler var mı? Var. Yasin-i Şerif'te hep beraber okuyalım. Eveleysellezî halakas semâvâti vel arda bi kadirin evet alâ en yahluka mislehum belâ ve huvel hallâkul alîm. O Allah değil midir yerleri gökleri yarattı? Evet ya Rabbim. Bi kadirin alâ en yahluka mislehum. Benzerlerini de yaratmaya kadirim. Yani var. Kur'an-ı Kerim varsayım yok. Yani benzerleri de yaratmaya kadirim. Yani var demektir bu. Var zaten. Yani Allah-u Teala ve Kadir Sıfatlarının gücünün sınırı yok. Böyle şeyler de var. O vesileyle sevgili Allah'ım, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahkamı dini başta ederek yol yürümeye muvaffak eylesin. Amin. Efendim şu inkar etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, uğraşacak değiliz. Biz ahkamı dinin kendisine inanır, inanç hürriyetimizi kullanır ve huzurun tesisi içinde dua ederiz.